Isırmak istiyorlar bak seni. Bu aralar vloggerlığa merak sardı. Kameramı alıyor elimden. Değil mi o? Heh. Al sen çek. Baba sen bu işi bilmiyorsun de. Sen bilmiyorsun bu işi. Can I do? I know. Yep. Günaydın. Hazır mısın? Al, hadi vlog çek sen. Sen vlog çek. Gidelim mi? Hoppa. No. We're on time. Don't worry. I got you. Trenin kalkmasına biz vardıktan sonra 10 dakika olacak. Büyük ihtimalle yeter. Ne yapacaksın sen bugün? Tren yolculuğunu mu yapacaksın ha? Evet. Bravo Noah. Geldik. Zamanında geldik babam. Yep, this one. Hello. Noah. Bebeklere bakıyor. Noah'nın ilk tren yolculuğu. Tren bayağı rahat. Burası özellikle şey olanlar için. Çocuklu aileler için. This is the first time on train. Noah also first time with the train. They look at their name, right? If you say their name. Yes, I think so. Lisa. Anna. Lisa. Anna. Lisa. Anna. Lisa. Anna. Kamera çok ilgisini çekiyor. Noah arkadaşlar şu anda 6 aylık. Az önce tanıştığı ikizler 9 aylık. Annesi şaşırdı bizimkinin 6 aylık olduğunu duyunca bir an. Kim o? Sen misin o? Hadi bir esneklik. Oh. Flexibility. Oh. Oh. Bravo. Lena. Look at his legs. Ah. Emil bye bye. Helen. Ciao. Cheers. Bye bye Natalie. Luisa. Anna. Cheers. Cheers. I said bye bye to your friends. He's laughing. Vienna. We made friends. We came to Vienna. And everything's fine. Now I can open my hair. Ugh. Yeah. I'm getting ready to show this place as well. Alright, Lena. Get familiar with this area. Yes? Wow. Oh my god, it goes like amazing village. Yes? Bundan arkadaşlar 2 ay önce falan ben bir video yapmıştım. 3 katlı müze gibi evi bana bıraktılar diye. Viyana'da böyle 3 katlı bir bina. Onu arkadaşımız Airbnb'ye dönüştürmek istiyordu. Sahibi arkadaşımız. Birkaç gün kalıp bakmıştım acaba Airbnb için olur mu diye. Bayağı güzel bir ev. Biz bu arkadaşımıza yardımcı olmaya karar verdik ve Lena evin dizaynı konusunda yardımcı oldu. Nelere ihtiyacımız olduğu konusunda. Ben de temizlikçi bulma, tesisatçı bulma, elektrikçi bulma gibi işlere baktım. Birkaç haftadır ben Viyana'ya gidip geliyordum ama Lena gelmiyordu. O dönemlerde vlog çekmiyordum arkadaşlar. Şimdi yeni çekmeye başladım. Bugün Lena da geliyor. Hep beraber bu evle biraz ilgileneceğiz. Aynı zamanda Viyana'da vakit geçireceğiz. Airbnb'nin ne olduğunu bilmiyorsanız arkadaşlar ev kiralayabileceğiniz bir web site. Biz 4 yıldır kullanıyoruz. Çok tecrübeliyiz bu konuda açıkçası. Hem 4 yıl boyunca Airbnb evlerinde kalarak gezmek, hem de Lena'nın iç mimar olması, hem de gezgin olmak, yani dijital göçebe olmak
bize çok ama çok yardımcı oldu bu projede. O yüzden bayağı güzel bir şeyler yapmaya başladık. Yes, you look funny. Lena'nın şu... Lena'nın elinde gördüğünüz kutunun içerisinde de hazırladığı dijital sanatlar var. Hem biraz çalışacağız, hem de biraz gezeceğiz. Normal hayatımız gibi yani, dijital göçebe hayatı gibi ama bu sefer birazcık fiziksel bir iş var. Ev şu beyaz olan arkadaşlar, geldik. İnsanlar genelde bir girişi gördü mü? Heyecanlanıyor bu evde. It was a bit risky. Okay, where is the elevator? Here. Eve ilk geldiğimde bu asansör çalışmıyordu. Onunla ilgili de birini çağırdık. Şu anda asansör çalışıyor. Direktmen 3. kata çıkabiliyoruz. Yep. I'm telling you. The video, like, I come, I feel very good. In video, even worse, feels like. Yeah, like, because there's such a good light and terrace is very beautiful up there. Lena'nın buraya gelip bir kalması gerekiyordu. Tam hissetmesi için benim gibi. I need to make food and I keep looking. Yeah, you're excited. But babe, he's fine at the moment, actually. Take a look. Yeah, no, it's nice. I'm just looking right away what I would change or what I can relieve. So this wardrobe will go and this will go out and this chair will go out and this chair will change. I mean, this is a good feeling. Yeah. You have a very good feeling in this house. Yeah, I was telling you. So if we update some stuff. Yeah, yeah, a couple of stuff. And I love that view from elevator. Yes, I love that too very much. Tamamdır. Üst kat Lena'nın gözleminden geçmiş bulunuyor ve sevdi şu anda. That thing on the right. That will be out. It's very bit low as it will be comfortable on the table. I'm not sure. This is what you need to feel. Büyük masa aldırmayı düşünüyordu da buraya. Sandalyeler biraz küçük gibi geldi. Come, let's see 1 minute terrace. No, not with no. It's cold. Oh, no. I can go alone. Yeah. Terrace. Mama. Güle güle. Güle güle. Okay. Oh, very sunny. Oh, there are chairs by purpose laying down. Maybe because of wind they fall. Ooh, very nice. Yeah, I think because of wind they fall. My God, thank you. I'm so excited. Yeah, right? And I love to be in real here, honestly. I was tired, be always online. Yeah. As I always say, to give guests, Airbnb guests, not just the design and look important the feeling. Yes. So that's why I need to feel and be here. That's why you need to be here. Real to feel it, yeah. Hoppa. Okay, time to feed now. Yes. Arif en önemli şeyi getirdi. Merhaba. Merhabalar, ne kadar önemli biliyor musun bu? İçin değil, Noah için. Noah için. Noah uyuyor mu ya? Yok, uyumuyor. Normal. Gel gel, Lena yemek yiyor. Benimki hiç uyumuyor. Biliyorum, söylemiştim. Arif'in de bir 6 aylık bir de 4 yaşında kızı var. Lena, here is our savior. Bizim kurtarıcımız diyorum. Arif. Hello. Hi. Gel şöyle koy. No problem. Teşekkürler. Merhaba Noah. Merhaba. Gelecek misin? Hadi git Arif amca. Arif amca. Arif amca. Bayağı atıyorsun ya. Oy maşallah. 9.3. 9 kilo 300 gram. Tamam. Dur, tutuşunu değiştir, sevinir. Hop hop hop. Adam profesyonel baba. Atayım mı havaya seni? Arif Viyana'da taksicilik yapıyor. Kırmızı bir Tesla taksisi var. Kendine özel bir tarzı var yani. Birkaç yere götürüp getirmişti. Kahvaltıya falan da buluşmuştuk. Bayağı iyi. Isırmak istiyorlar bak seni. Al sen çek. Baba sen bu işi bilmiyorsun de. Sen bilmiyorsun bu işi de. Nasıl gerçekte görmek? Daha mı şişman geldi böyle? Maşallahı var ya benimkinden sonra. Benimki şey böyle incecik bir şey. Ya bu da ilk başta da kilo almıyordu. Sonra bir anda bir açıldı. Öyle kilo almaya başladı. Bizimkiler almıyor. Benim kız da almadı. Abla hiç almadı. Aa, abla da var. Almasın boş ver. Abla da var. Duydun mu onu? Ben yatak sipariş etmiştim buraya gelmeden ama tarihi biraz geç olacaktı. Arif Ikea'nın yakınındaymış. Taksiyle gitti getirdi.
gelmişsin Galatasaray'a falan. Koyu Galatasaray'da. Do you know the word fanatic, Lena? Fanatic? Yeah. Yeah. He's a huge fan of football. One team called Galatasaray. And all his clothes, like jackets, clothes of Arif, is all Galatasaray, Lena. Yeah. He doesn't wear anything else. Is it also Galatasaray? Yeah, it's Galatasaray. Ah, it's nice. It's nice. No. Bak. Şurada kaldığını düşünsene. Fotoğraf çeker millet, Instagram falan. Direkt dijital göçebele pazarlayacağım diyorsun. Baksana şu şey. Otursana. Bir nasıl? Vardı değil mi? Var vardı. Direkt böyle kral karşılaması gibi. Aynen aynen. Şimdi şurayı değiştiriyoruz işte. Şunun yerine başka bir şey koyacağız. Şu 100 kilo bu arada. Bayağı değerli bir şeymiş. Şurayı çok seviyorum ben. Güzelmiş ha. Burada kahve içeceksin abi arkadaşlarımla. Hala bitirdik, bitireceğiz ama. Burası otantik değil, burası normal biraz daha. Tamam, resimleri diğer tarafta çekinsin. Aa, daha yeni mutfağı bitirdik. Buralar yoktu. Bir bitsin de güzel olacak ya. Şuna bak. O geçen baktıklarımız gibi. Araba yıkamıyorum mu burada? Hmm. Aa, bir kere bizim araba yıkadım. Ama ya sen düz girmişsindir. Bu direkt ilerliyor yol gibi. Tamam tamam işte giriyorsun sonra kendiliğinden ilerliyor. Arif'in araç. Bak içeriye bak. Galatasaray, Galatasaray. Açabileceğim mi? Açarım canım, artık öğrendim. O ilk acemilik dedi diyorsun. Aynen, kapıyı açamadım da ilk başta. Bak şuraya bak. Başka var mı bir yerde benim bilmediğim? Bilmediğin yok şu anda. He tamam. Yakında gelecek. Hadi dikkat et kendine. Sağ olasın Arif. Görüşürüz. Hoşça kal. Hadi görüşürüz. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arabayı konuşturdu ya. Çok iyi. Kendimi bir Viyanalı gibi hissediyorum. To reality. To reality, yeah? This is all the stuff you ordered. From. You can start opening them, do something, whatever you need. What is this? Wow, it's a big, such a big mirror. But you ordered. Lena'ya gönderdiğim videolardan ihtiyaç olan her şeyi sipariş etti. Oh my God, I hope this mirror will fit. It's so big. Where are you thinking about it? I think it will fit. They made your idea come alive. Yeah, but it's a bit high. But you can with a hanger. And with a hanger. This is all the things display here, so you can choose which one to have, which one not to have. Oh my God, this mirror and this green. Look, after winter, it's still green. It's amazing. Amazing! It's an amazing view here. And imagine after 1 week, what we're gonna do. And this one window, look, much uglier, but it's nice. We'll have here like a broken. Yes. Excited. Yes, I was always excited. You want to start? Start? Do you want to open some stuff? Do some stuff? I want me already opened. You can if you want. I need to check now. I go now? Okay, I go. Okay, I gotta go now. No, uyuyor. Ne olur ne olmaz. Ara ara kontrol edeyim. Biz üst katta konaklayacağız çünkü buranın ısıtıcısı açık durumda. Aynı zamanda ikinci katın işlerini bitirmeye uğraşacağız. En yakın zamanda ikinci kat aktifleşecek ve bir Airbnb evine dönüşecek arkadaşlar. Lena uzun zamandır üzerine çalışıyordu. Ben de bir şeyler yapıyordum fiziksel olarak. Lena bilgisayar başındaydı. Bugün ilk kez kendi gözleriyle gördü. Şu anda güzel bir şeye dönüşüyor. Ama bitirince çok daha tatlı olacak. Lena'nın bugün tüm gün boyunca kutuda taşıdığı görseller. Bunları da çerçeveye koyacak. Bazı yerlere yerleştirecek evde. Bu masa daha önce göstermiştim. İnanılmaz bir masa arkadaşlar. Hem de burada aynı zamanda çalışma alanım. Kafamızdaki planlardan biri bu üçüncü katı biraz tam böyle dijital göçebeler için yapmak. Burası harika bir çalışma alanı olacak. Normalde arkadaşlar bildiğiniz üzere hep ondan çalışıyoruz ama
Dünyanın farklı bölgelerinde bazen böyle fiziksel işlerle uğraşasımız geliyor. İşte Tayland'da mesela sushi dükkanında çalışıyordum gönüllü olarak. Sri Lanka'da çocuklara jimnastik dersi veriyordum gönüllü olarak. Hands up! Touch your toes! Touch your toes! Avusturya'da da böyle bir şeyler yapmak istiyordum. Burada uzun kaldığımız için Noah'nın aşılarını hallediyoruz, Avrupa'ya gezmek istiyoruz biraz. Burada da bunu buldum. Zaten bu yardımcı olduğumuz kişi bizim Ukraynalı ailemize yardımcı olan kişi. Böyle tam bizim için de biçilmiş bir kaftan gibi oldu böyle bir iş. Çünkü hem Airbnb deneyimiz var 4 yıllık, hem Lena iç mimar, hem fiziksel bir şey yapmak istiyordum. Aynı zamanda 7-8 aydır hep köydeyiz. Şehirde de birazcık böyle yaşamı deneyimlemek istiyordum. Güzel bir fırsat oldu. Sonuçta burada da kalabileceğimiz bir yer var. Yani ikinci bir ev gibi. O yüzden şimdi Viyana'dayız. Ben üst kattayım. Lena aşağı katta işleri hallediyor. Günaydın babam. Günaydın baba. Nasılsın? Beğendin mi yeni yatağını? Güzel mi? Bir şey söyle. Güzel. Bugün sevgili kız arkadaşım Lena ziyarete de geldi. Bu halimi görmek için. Say hi to them, Lena.